İstanbul'un tarihi yarımadasının arka sokaklarında her gün binlerce insanın geçtiği ancak çoğunun farkında bile olmadığı bir hastane bulunur. Bu hastanenin en alt katında, karanlık ve soğuk bir koridorun sonunda yıllardır kimsenin cesaret edemediği bir yer vardı. Morg. İşte burada İstanbul'daki hastanenin morgunda Kemal çalışıyordu. Kemal gece vardiyasına alışkın bir morg görevlisiydi. Soğuk ve izole edilmiş bu yer yıllar boyunca onun ikinci evi olmuştu. Ancak bir gece yaşadığı olaylar onun tüm hayatını değiştirecekti. Bu olayı hiç kimseye anlatmamıştı. Ancak şimdi burada sizlere tüm detaylarıyla paylaşacağım. O gece her zamanki gibi saat 23'te vardiyama başladım.'' Hastane'nin sessiz koridorlarında yankılanan tek ses ayak seslerimdi. Morgun ağır kapısını açtığımda soğuk hava yüzüme çarptı. İçeri girdim ve masamın başına oturdum. O gece sadece bir ceset vardı. 45 yaşında bir adam kalp krizi sonucu ölmüştü. Rutin işlerimi yapmaya başladım. Ancak içeride garip bir huzursuzluk hissediyordum. Bir süre sonra Odanın köşesindeki eski radyodan bir cızırtı gelmeye başladı. Radyoyu kapatmak için yerimden kalktım. Ancak radyoya yaklaştıkça cızırtı kesildi ve bir ses duyuldu. Yardım et. Bu sesi duymamla birlikte kalbim hızla çarpmaya başladı. Odanın soğukluğundan mı yoksa duyduğum sesten mi bilmiyorum ama titremeye başladım. Kendimi toparlayıp işime geri döndüm cesedin olduğu masaya döndüğümde adamın gözlerinin açık olduğunu fark ettim. O an içimde büyük bir korku belirdi. Cesetlerin gözleri açık bırakılmazdı çünkü her zaman kapatılırdı. Ama bu adamın gözleri bana bakıyordu. Gözlerini kapatmak için elimi uzattım. Ancak tam o anda radyodan tekrar aynı ses duyuldu. Yardım et! Korkuyla geri çekildim. O an arkamdaki dolaplardan birinin kapısı sert bir şekilde açıldı. Kalbim neredeyse duracaktı. Dolabın içinde hiçbir şey yoktu. Sadece boş bir raf. Ancak o an kapının arkasında birinin olduğunu hissettim. Kendi kendime cesaret vererek dolaba doğru ilerledim ve kapıyı kapattım. Bir süre sonra işler biraz sakinleşmiş gibiydi. Ancak içimde hala bir huzursuzluk vardı. O sırada Odanın ışıkları bir an için söndü ve tekrar yandı. Işıkların tekrar yanmasıyla birlikte cesedin olduğu masanın boş olduğunu gördüm. Adam ortadan kaybolmuştu. Panikle etrafa baktım ancak onu göremedim. Bu noktada odada yalnız olmadığımı anladım. Bu olayları yaşarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiştim. Sabaha karşı hastanenin temizlik görevlisi geldiğinde hala olayın şokundaydım. Olanları kimseye anlatamadım çünkü kimse bana inanmazdı. Ama o gece yaşadıklarım asla unutamayacağım bir kabusa dönüştü. O gece yaşadıklarım zihnime kazınmıştı. Her gece işe gitmek zorunda olduğumda içimde tarif edilemez bir korku büyüyordu. Ama bir yandan da bu gizemi çözmek zorunda olduğumu hissediyordum. O cesedin ortadan kayboluşu ve radyodaki ses içimde derin bir merak uyandırmıştı. Ertesi gece yine aynı vardiyadaydım. Bu sefer kendimi hazırlamıştım. Cebimde bir el feneri ve bir dua kitabı taşıyordum. Morgun kapısını açtım ve içeri girdim. İlk fark ettiğim şey odanın daha soğuk olduğuydu. Sanki Orada bir şey ya da biri beni bekliyordu. Masanın üzerinde bir dosya buldum. Bu kaybolan adamın dosyasıydı. Adamın adı Ahmet'ti ve dosyada yazılanlara göre ölümü doğal sebeplerden olmuştu. Ancak dosyanın arkasında el yazısıyla yazılmış birkaç satır vardı. Ahmet'in ruhu huzursuz. Onu bul ve huzura kavuştur. Bu not beni daha da meraklandırmıştı. Ahmet'in ruhunun huzursuz olduğu ne anlama geliyordu? Onu nasıl huzura kavuşturabilirdim? Kafamda bu sorularla uğraşırken radyodan tekrar o cızırtı duyuldu ve ardından aynı ses geldi. Yardım et. El fenerimi çıkarıp odanın köşelerine doğru tutarak ilerledim. O an odanın bir köşesinde eski bir kapı fark ettim. Bu kapı yıllardır orada olmasına rağmen daha önce hiç dikkatimi çekmemişti. Kapıyı açtığımda karanlık bir merdiven aşağıya doğru iniyordu. İçimdeki korkuyu bastırarak merdivenlerden inmeye başladım. Aşağıda daha önce hiç görmediğim bir oda vardı. Odanın ortasında büyük bir masa ve etrafında eski tozlu kitaplar duruyordu. Masanın üzerinde Ahmet'in resmi ve bir günlük buldum. Günlüğü açtığımda Ahmet'in son günlerinde yaşadıklarını anlatan satırlarla karşılaştım. Ahmet, ölümünden kısa bir süre önce bazı rahatsız edici rüyalar görmeye başlamıştı. Rüyalarında onu bir yere çağıran bir ses duyuyormuş. Bu ses, onun huzur bulması için bir görevi tamamlaması gerektiğini söylüyormuş. Günlükte yazılanlara göre Ahmet'in tamamlaması gereken görev, kaybolmuş bir ruhu bulup ona yardım etmekmiş. Ahmet'in ruhu bu görevi tamamlayamadığı için huzursuz kalmıştı. Bu ruhun kim olduğunu ve nasıl yardım edebileceğimi anlamaya çalışırken odanın köşesinden bir hışırtı duydum. Işıklar bir an için titredi ve ardından tekrar sabitlenince odanın köşesinde bir silüet belirdi. Bu silüet Ahmet'in ruhuydu. Bana doğru yaklaştı ve soğuk bir sesle konuşmaya başladı. Yardım et.'' O an Ahmet'in ruhunun bana ne anlatmak istediğini anladım. Ona yardım edebilmek için kaybolmuş ruhu bulup huzura kavuşturmam gerekiyordu. Ancak bu ruhun kim olduğunu ve nerede olduğunu bilmiyordum. Tam o anda odanın içindeki bir kitap yere düştü. Kitabı elime aldım ve açtım. İçinde eski İstanbul haritaları ve bazı işaretler vardı. Haritaların üzerinde Kaybolmuş ruhun bulunduğu yer işaretlenmişti. Bu yer hastanenin hemen arkasındaki eski bir mezarlıktı. Ahmet'in ruhuna bakıp seni bulacağım ve huzura kavuşturacağım dedim. Hızla hastaneden çıktım ve mezarlığa doğru ilerledim. Gece karanlığında mezar taşlarının arasında ilerlerken içimde büyük bir korku ve aynı zamanda bir kararlılık vardı işaretlenmiş mezara ulaştığımda içimde bir ürperti hissettim. Mezar taşında genç yaşta ölmüş bir kız çocuğunun adı yazıyordu. Elif. Ahmet'in tamamlaması gereken görev Elif'in ruhunu huzura kavuşturmaktı. Elif'in mezarı başında dua etmeye başladım. Dua ederken çevremde soğuk bir rüzgar hissettim ve ardından bir huzur dalgası yayılmaya başladı. O an Elif'in ruhunun huzura kavuştuğunu hissettim. Gözlerimi açtığımda Ahmet'in ruhunun da huzur bulduğunu gördüm. Her ikisi de birer ışık huzmesi gibi gökyüzüne yükseldi. Bu olaylar bana hayatım boyunca unutamayacağım bir ders verdi. İstanbul'un tarih dolu sokaklarında bazen kaybolmuş ruhlarda olabilir ve bazen onlara yardım etmek bizim görevimizdir. O gece yaşadıklarım bana hem korkuyu hem de merhameti öğretti. Bir daha asla aynı kişi olamayacağımı biliyorum. Ancak içimdeki korkuyu yenmiş ve kaybolmuş ruhlara yardım edebilmiş olmanın huzurunu taşıyorum. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler de bu anlatılanlardan bir şeyler çıkarabilirsiniz. Gelecek hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili arkadaşlar, bu hikayeyi dinlediğiniz ve beni takip etmeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer hikayeyi beğendiyseniz, lütfen videomuza bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız yeni hikayeler ve içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.